Herkese merhabalar. Bu videoda size ClickSense'de nasıl drill down yaptığımızı göstereceğim. Aslında drill down tanımlamak olarak bahsettiğimiz şey hiyerarşi tanımı yapmak. Hiyerarşi tanımlamak için master item'ın altındaki dimensions bölümünden create new yazan butona tıklıyoruz ve single drill down seçeneklerinden drill down'ı seçiyoruz. Eğer elinizdeki hazır alanlar üzerinden drill down yaratmak istiyorsanız, o zaman burada alanlarınızın üzerine tıklayarak drill down'unuzu, yani hiyerarşik yapınızı kurabilirsiniz. Diyelim ki bölgenin altında ülkeler olsun, ülkelerin altında şehirler olsun. Bu şekilde tanımlayıp bir isim verdikten sonra create derseniz, bölge, bölgenin içinde ülke, ülkenin içinde şehir olarak bir drill down yapısı oluşturmuş olursunuz. Şimdi biz buradaki hazır alanları kullanarak değil, kendi yarattığımız alanlar üzerinden tarihsel bir hiyerarşi oluşturacağız. Bunun için FX butonuna tıklıyorum. İlk oluşturacağım alan sipariş yılını verecek. Bunun için year fonksiyonu kullanıyorum ve içerisine sipariş tarihini yazıyorum. Parantezimi kapattım ve apply butonuna tıkladım. Tekrar FX butonuna, yani expression editor'a tıklıyorum. Ayları görmek istediğim için month sipariş tarihi de yazabilirim. Ya da derseniz hem ayları hem de yılları görmek istiyorum, o zaman şu şekilde bir ifade yazabilirsiniz. Date, içerisine month start, içerisine de sipariş tarihi. Parantezi kapattım. Bir tane virgül atıyorum. Ve ayı nasıl görmek istiyorsam şimdi onu belirteceğim. Eğer ayın yalnızca ilk 3 harfini görmek isterseniz bu şekilde yazabilirsiniz. Ayın ilk 3 harfi, ardından yıl görünür. Ayların eğer tam olarak ismini görmek istiyorsanız o zaman bu şekilde 4 tane büyükem yazabilirsiniz. Apply diyorum ve tekrar FX'e basarak son olarak günlük oluşturacağım. Date diyorum ve sipariş tarihi diyorum. Parantezimi kapatarak apply tuşuna tıklıyorum ve hiyerarşiye bir isim veriyorum. Diyelim ki sipariş tarihi drill. Dilerseniz bir açıklama girebilirsiniz. Temel olarak bir renk verebilirsiniz ya da etiket ekleyebilirsiniz. Create diyerek tarih hiyerarşimi oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra zamanı bildiğiniz gibi en iyi line grafikte görürüz. Bir tane line grafik üzerinde göstereceğim. Dimension olarak oluşturduğum drill yapısını ekliyorum. Measure olarak, yani bir hesaplama ölçüt olarak da tutar bilgisini toplam bazda ekliyorum. Sum tutarın üzerine gelip label yazan bölümü ciro olarak değiştiriyorum ki burada sum tutar yerine ciro yazsın. Artık yeni gelen özellikle birlikte grafiğimize trendline'ler de ekleyebiliyoruz ve tooltiplerin içerisine düzenleyebiliyoruz. Şimdi buradaki başlık bilgisini kapatacağım çünkü bir başlık eklemeyeceğim şu anda. Artık yeni gelen versiyonla birlikte bazı styling ayarlarını yapabiliyoruz. Bunlara bakmadan önce şuradaki data pointleri açarak grafiğin üzerindeki değerleri göstermek istiyorum. Ve arka plandaki grid line'ları buradan kapatarak no lines diyerek yok ediyorum. Şimdi sıra ayarlarına bakalım. Styling bölümüne tıkladım. Burada gördüğünüz gibi data point size diye bir bölümümüz var. Burada ilgili veri noktalarının boyutlarını büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ve arka plandaki çizgi grafiğin çizgisinin kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz line type'tan kesikli çizgi ya da devam eden bir çizgi seçebilirsiniz. Ve buradaki line curve'den yumuşak yapabilirsiniz ya da lineer keskin olarak seçebilirsiniz. Şimdi ben buradan monotonu seçtim. Yine yeni gelen özelliklerle birlikte tooltip'i de dilerseniz buradan değiştirebiliyorsunuz. Tooltip dediğimiz şey, biliyorsunuz, grafiğin üzerine geldiğimiz zaman bu çıkan kutucuklar. Ben şu an burada herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Şimdi tanımladığımız hiyerarşi nasıl çalışıyormuş bir bakalım. Öncelikle boyutta hiyerarşi kullandığımızı buradan anlayabiliyoruz. Şimdi grafiğe baktığımız zaman en fazla satışın 2016 senesinde olduğunu görebiliriz. Buradaki ona işaretine tıklıyorum. Ona işaretine tıkladığım zaman gördüğünüz gibi noktaların üzerine geldiğimde ayların isimleri, yanında yılları ve altında ne kadar ciro yaptığımız bu şekilde görünüyor. Buradan da hiyerarşinin nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Grafiğin üzerine mouse'un scroll'uyla ileri geri yaptığınızda günlük baza inebilirsiniz. Hatta burada da gördüğünüz gibi saniyelere kadar inmek mümkün. Peki buradan çıktım. Tekrar tıklıyorum. Eğer bir zaman aralığı vermek isterseniz kısaca şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Burada yaptığım şey grafik ekseninde boş herhangi bir noktayı tıklayıp mouse'umu sağa doğru çekmek. Ya da aynı şekilde sola doğru da çekebilirsiniz. Ve bu şekilde grafiğinizin üzerinde bakmak istediğiniz tarih aralığını belirleyerek ona işaretine bastığınızda grafiğinizi ve hatta bütün sheet'i filtrelemiş olursunuz. Tekrar yıl bazına çıkmak için buraya tıklamanız yeterlidir. Şimdi drill down yapısını bu şekilde kullanabiliriz. Siz eğer yıl, ay ve gün yapısını farklı şekillerde seçmek isterseniz
Bunu Data bölümünden alternatif olarak da ekleyebilirsiniz. Ya da buradaki Custom Objects'in altından Dashboard Bundle'dan Variable Input objesini kullanarak da seçim yaptırabilirsiniz. Eğer konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz melisturkoğlu.wordpress.com'u ziyaret edebilirsiniz. Burada ClickSense dersleri zaman analizleri başlığı altında konuyu detaylı olarak anlatıyorum. Merak edenleriniz buradan gelip okuyabilirler. Zaten videosunu çektiğim bütün konular burada daha önce bloğuma yazmış olduğum konulardır. Buradan konuyla ilgili detaylı bütün bilgileri bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.